Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz AYT Edebiyat'ta çıkacak olan söz sanatları. Söz sanatlarından AYT Edebiyat'ta bir veya iki tane soru çıkmaktadır. Evet, bir teşbih ile başlayacağız. Teşbihin diğer adı benzetmedir. Aralarında türlü yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Hemen örneğimize baktığımız zaman sen de mi bir mum gibi eriyip söneceksin? Söyle gülüm, ülkeme ne zaman döneceksin? Mum gibi eriyip söneceksin. Kelimelerinde arkadaşlar benzetme yapılmıştır. Şimdi teşbihin ögeleri var. Teşbihin ögelerinin diğer adı arkadaşlar benzetme ögeleridir. 1. Benzeyen. Nitelik bakımından güçsüz olan unsurdur. 2. Kendisine benzetilen. Nitelik bakımından güçlü olan unsurdur. 3. Benzetme yönü, benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ortak noktadır. Benzetme edatı ise benzeyenle kendisine benzetilen arasındaki ilgiyi kuran sözcüktür. Hemen örneklerine bakalım arkadaşlar. Birinci örneğimize bakalım. Ay gibi güzeldi yüzün dediğim zaman ay kendisine benzetilen, şöyle sarı kalemle altını çizeyim, gibi benzetme edatıdır. Edatı turuncu renkle çiziyorum arkadaşlar. Güzeldi kelimesi benzetme yönüdür. Yüzü ise benzeyendir. Sevgilinin yüzü benzeyen. Ay benzetilen gibi benzetme edatı. Güzeldi ise benzetme yönüdür. Diğer örneğimize baktığımız zaman cennet gibi güzel vatan. Şimdi tek tek bakalım. Cennet gibi güzel vatan. Benzeyen burada vatandır. Kendisine benzetilen cennet gibi benzetme edatı. Güzel ise benzetme yönüdür. Diğer örneğimize bakalım. Güzelliğin su misali damlıyor içime. Senin güzelliğin su misali damlıyor. Güzelliğin benzeyen, su kendisine benzetilen, misali ise benzetme edatıdır. Damlıyor ise benzetme yönüdür arkadaşlar. Evet, teşbihin ögelerini burada bitiriyoruz. İkinci sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Teşbihin çeşitleri. A diyelim, ayrıntılı benzetme. Benzetme ögelerinin tümünün bulunduğu teşbihtir. 4 tane öge saydık arkadaşlar. 4 ögeyi tekrar edelim. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı. 4 tane ögenin bir cümle içerisinde yer almasına ben ne diyorum? Ayrıntılı benzetme. Hemen örneğine bakalım. Yaralı bir ceylan misali ürkekti bakışları. Benzeyen bakışlar. Şöyle sarı kalemle çizelim. Kendisine benzetilen ise yaralı bir ceylan misali. Edatları ne yapıyorduk arkadaşlar? Turuncu kalemle çiziyorduk. Ürkekti ise benzetme yönüdür. Evet, 2 diyelim. B. Kısaltılmış benzetme. Benzetme yönü söylenmeden yapılan teşbihtir. Benzetme yönü söylenmeyecek arkadaşlar. Örneğine bakalım. İçimde çırpınıyor zavallı aciz bir kuş. Sevda sanki tırmansam sonum olacak yokuş. Benzeyen sevda. Kendisine benzetilen yokuş. Benzetme edatı ise arkadaşlar sanki, hemen cümlede görüyoruz arkadaşlar. C. Pekiştirilmiş benzetme. Benzetme edatı söylenmeden yapılan teşbihtir. Bakın, benzetme edatı diyorum. Turuncu kalemle çizdim hemen. Söylenmeyen teşbihlerdir. Ucu göğsünde duran bir kılıcım şimdi. Bakalım. Benzeyen ben. Kendisine benzetilen kılıç. Benzetme edatı yok arkadaşlar. Benzetme edatımız, fark ettiyseniz hemen turuncu kalemimize gösteriyorum.
Kılıcın göğsüne saplanması ise benzetme yönüdür. Yalın benzetme de yalnızca benzeyen ve kendisine benzetilenin söylenmesiyle yapılan teşbihtir. Diğer adı teşbihi beliktir. Arkadaşlar buraya dikkat edeceğiz. Buraya bir yıldız atalım. Yalın benzetmenin diğer adı teşbihi beliktir. Bizim için önemli arkadaşlar. İki şekilde de çıkabilir. Özellikle teşbihi belik üzerinde duracağız. Örnek. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Benzeyen vatan, kendisine benzetilen ise cennettir arkadaşlar. Vatanın cennet gibi olduğunu anlatıyor bize burada Mehmet Akif Ersoy. Diyelim teşbih unsurlarını da bitirdik arkadaşlar. İki diyelim. İstiare, eğretileme diğer adı. Bir sözün benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanılmasıdır. İstiare de bir benzetmedir ama benzetme yönü ve benzetme edatı hiç kullanılmaz. Şurası bizim için çok önemli arkadaşlar. İstiare de bir benzetmedir ama benzetme yönü ve benzetme edatı kullanılmıyor. Dikkat edeceğiz. Benzeyen ya da kendisine benzetilen unsurlardan da yalnızca biri kullanılır. Kutucuğa aldık mı arkadaşlar burayı? Aldık. Benzeyen ya da kendisine benzetilen unsurlardan. Hemen örneğine baktığımız zaman daha iyi anlayacaksınız. Yuvayı yapan dişi kuştur. Kadın dişi kuşa benzetilmiştir arkadaşlar. Bunun diğer adı, diğer tabiri şöyledir. Yuvayı yapan kadındır. Kadına biz ne demişiz burada? Dişi kuş benzetmesi yapmışızdır arkadaşlar. Ne benzetme edatı kullanılmış ne de benzetme yönü kullanılmıştır. Sadece benzeyen kullanılmıştır. Şimdi istiarede benzeyen ve kendisine benzetilen unsurlar kullanılıyor. Peki sadece benzeyen ve benzetilen kullanıldığı zaman bunlara istiare diye söylüyoruz. Fakat bunların çeşitleri vardır. Hemen geçelim. İstiare ikiye ayrılır. A diyelim açık istiare. Teşbihin yalnızca kendisine benzetilen ögesi kullanılarak yapılan istiarelerdir. Bakın kendisine benzetilene ben açık istiare diyormuşum. Hemen örneğine bakalım. Bir met zamanı gökyüzü kurşunla örtülü. Bulut kurşuna benzetilmiş ve bulut söylenmemiş arkadaşlar. Gökyüzünde ne olur? Hemen bulut olur. Sarı kalemle işaretleyelim. Evet. Kapalı istiare. Benzetmenin temel ögelerinden yalnızca benzeyenin kullanılmasıyla yapılır. Yalnızca benzeyenin kullanılmasıyla. Arkadaşlar burayı kutucuğa alıyorum ve işaretliyorum. Açık istiarede kendisine benzetilen, kapalı istiarede ise benzeyen kullanılmıştır. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Burada hilalin altını çizdim arkadaşlar. Sadece benzeyen kullanılmış. Bayrağı kaşlarını çatmış bir insana benzetiyor. Şuraya da bir yıldız attım arkadaşlar. Benzeyen ögesi kullanılmıştır sadece. O yüzden kapalı istiaredir. Evet. Üçüncü sayfamızı da bitirdik arkadaşlar. Üç diyelim. Teşbih, teşhis, kişileştirme. İnsan dışındaki varlıklara ait insana ait özelliklerin aktarılmasıdır. Örneğimize baktığımız zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Mektuplarımı ağlarken suslu dilekçelerim. Burada mektupların ağlaması, dilekçelerin susması. Ağlamak ve susmak insana özgü bir özelliktir. Ağlamayı mektuplara, susma ise dilekçelere aktarılmıştır. Burada kişileştirme yapılmıştır. Hemen diğer örneğimize bakıyoruz. Bir yağmur başlar ya inceden inceye. Bak o zaman topraktaki sevince. Arkadaşlar toprak sevinebilir mi? Sevinemez. İnsana ait bir özellik neye aktarılmış? Toprağa aktarılmış. 4. İntak konuşturma.
insan dışındaki varlıkların konuşturulmasıdır. Örneğine bakalım. Daha çok arkadaşlar intak fable'larda görülür. Örneğine geçmeden önce kısa bir not söylemek gereği duydum. Örnek, küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında, hiç kesilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında. Şimdi küçük bir çeşmeyim diyor. Kendisini belirtiyor. Çeşmeyi burada ne yapmışız? Konuşturmuşuz arkadaşlar. Çeşme konuşturulmuştur. Unutulmuş bir dağında, hiç kesilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında. Evet. İntakta bu kadar arkadaşlar. Gelelim mecazı mürsele. Diğer adı ad aktarmasıdır. Ad aktarması. Mecazı mürsel. Hem AYT'de hem de TYT'de çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bizim için önemlidir mecazı mürsel. Bir sözün benzetme amacı olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Bakın altını çizeceğimiz yer hemen burasıdır. Benzetme amacı gütmüyoruz arkadaşlar burada. Örnek diyelim. Hani üçüncü dünya kış geceleri alev alev yanan sobaya inat. Şimdi soba yanar mı arkadaşlar? Yanmaz. Sobanın içindekiler yanar. Hemen notumuza bakalım. Yanan soba değil, içindekilerdir. İç dış ilişkisine bağlıdır arkadaşlar bu. İkinci örneğimize bakalım. Hay mübarek, bereket yağıyor, bereket. Burada bereketin altını çiziyorum. Buradaki mecazı mürseli gösteriyorum size arkadaşlar. Yağmur yağdıktan sonra topraktaki verime şairimiz bereket diyor. Bu şekilde de mecazı mürsel yapmış oluyor arkadaşlar. Bunun ilişkisi de neden sonuç ilişkisidir. Evet, diğer örneğimiz. Şimdi de biraz Yunus Emre okuyalım. Yunus Emre'nin eserini okuyalım. Yunus Emre'nin kendisini okumuyoruz gençler. O yüzden dikkat edeceğiz. Buna da ne diyoruz? Sanatçı eser ilişkisi diyoruz. Ve son örneğim, vapur Üsküdar'a yanaştı. Üsküdar iskelesinden bahsedilmektedir. Üsküdar'a derken ilçe olan Üsküdar'a değil, Üsküdar'da bulunan iskeleye yanaşmıştır. Bu da parça bütün ilişkisindedir. Evet. Dördüncü sayfamızı da burada bitiriyoruz arkadaşlar.